TV 48 izleyenlere Asuda ile Sağlık Saatine hoş geldiniz. Bugün fizyoterapist Mehmet Uygun yanımızda. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyim? Ile e, tanışma sürecim aslında liseden geliyor. <laughs> Sağlığa ilgi ve e, egzersize ilgimden dolayı e, fizyoterapi mesleğine çok fazla e, gitmek istiyordum. Sonrasında üniversiteyi yakın Doğu Üniversitesi'nde devam ettim. 4 yıllık öğrenim sürecimizden sonra ee, mezuniyetimizden sonra çok kısa bir süre sonra zaten bu danışmanlık merkezimizi açtık. Ee, çeşitli eğitimler, çeşitli kurslardan sonra e, tedavilerimize, seanslarımıza başladık. Ee, fizyoterapi sürecini şu an 4 yıldır, 5 yıldır sürdürüyoruz. Böyle. <laughs> Uzun yıllardır. Uzun yıllardır, evet. yani 4-5 yıldır e, bu mesleğin içerisindeyiz. Çeşitli rahatsızlıklarla Baş başa kaldık, çeşitli işte bel, boyun, fıtığı daha çok omurga rahatsızlıkları ile ilgili çalışıyoruz. Tabii çeşitli eğitimlerimiz hala daha devam ediyor. Kendimizi geliştirmemiz devam ediyor. Fizyoterapi hiç bitmeyen bir meslek. yani Eğitimi, süreci hiç bitmeyen bir meslek. O yüzden kendimizi geliştirmeye, insanlara yardımcı olmaya devam ediyoruz. Peki tanımayan ve bilmeyenler için fizyoterapi nedir? Fizyoterapi e, herhangi bir invazif giriş olmayan yani deraltı altı bir giriş olmadan vücudun doğal ağrı kesici mekanizmalarını yola sokaraktan vücudu, insanları ağrısını, fonksiyonunu ve yaşam kalitesini tekrardan normale e, döndürmeye yarayan bir e, tedavi seçeneğidir aslında. E, yani bunun içerisinde tabi uzun süren bir e, tedavi süreci de olabildiği gibi kısa süren tedavi süreçleri de olabiliyor. E, fizyoterapi e, genel olarak insanların fonksiyonunu, e, ağrısını e, gündelik yaşamında en iyiye getirmeye hedefler özellikle. Yani en büyük odaklandığı şeylerden birisi budur. Ve bunları yaparken de kişi de herhangi bir rahatsızlık vermeden e, kişiyi konforlu bir şekilde tekrardan normal hayatına döndürmeye çalışır. Peki fizyoterapiyi e, diğer branşlardan ayıran sizce ne? E, fizyoterapi diğer branşlardan ayıran e, yani herhangi bir öncelikle herhangi bir ilaç herhangi bir iğne herhangi bir ışın lazer bu tarz bir yöntemin olmaması yani lazer tedavi seçeneklerimiz arasında ama dediğimiz gibi e, deri altı bir giriş yok ilaç yok tamamen vücudun kendi doğal ağrı kesici mekanizmalarını ve iyileşme sürecini destekleyerekten iyileşmeyi sağlayan bir yöntemdir. E, fizyoterapi diğer yöntemlerden ayıran sadece ağrı kesmeye yönelik bir yöntem değildir. Bununla birlikte çoklu olaraktan yaklaşımları vardır. İşte günlük yaşama çok odaklanır fizyoterapi. Yani ağrısını kesmekle işimiz bitmiyor. Bununla birlikte kişinin fonksiyonunu, kas gücünü, yani uyku düzenini, stres düzeyini genel olarak seanslar içerisinde bu tarz bütüncül bir yöntemleri ele aldığı için avantajı diğer yöntemlere göre tabii yüksek gözükebiliyor. Peki e, lazerle yapılan tedavi hangisi? E, lazer tedavisi yüksek frekanslı, yüksek yoğunluklu lazer tedavisi diye geçiyor. E, bunlar genelde omurga problemlerinde daha çok kullanılıyor. Özellikle e, hepimizin bildiği gibi bel fıtığı, boyun fıtığı tarzındaki rahatsızlıklarda. E, burada e, yüksek yoğunluklu lazerle hiçbir şekilde der altına girmeden deri üzerinden uygulanan bir yöntemle e, içerideki fıtığı iyileşme mekanizmasını tetikleyen, orada mikro e, travma yarataraktan bütün fizyoterapi yöntemleri aslında mikro travma üzerinde hemen hemen bütün yöntemler bunun üzerinde kurulu. E, i̇çeride mikro travma yarataraktan daha hızlı iyileşme ve daha düzgün iyileşmeyi e, tetikleyen bir yöntem. Bununla birlikte tabii birçok yöntem daha var. E, bunlar e, manuel terapi yöntemleri var. Şimdi bizlerin uyguladığı G-terapi e, metodu var. Ee, bu yeni bir metot zaten. Ee, ağrı, spazm, ağrı döngüsünü kıraraktan e, vücudun iyileşmesini ve eklem hareket kısıtlılığını çözmeye yarayan bir yöntem. Bununla birlikte egzersiz, bununla birlikte e, birçok daha fizyoterapi yöntemleri e, kullanılıyor. Evet. Ama ağırlıklı olaraktan G terapi, manuel terapi, e, tabii fizik tedavi ajanları da var. Bunları biz biraz hazırlık için kullanıyoruz. Genelde seansın işte ısı ajanları, soğuk ajanlar bir takım elektrofiziksel ajanlar. Daha sonrasında manuel terapi, egzersiz, G terapi şeklinde programlar böyle ilerliyor. Peki fizyoterapide iyileşme süreci hangi durumlara göre değişkenlik gösteriyor? İyileşme süreci öncelikle zaten en büyük faktör yaş. <laughs> yaş faktörümüz var. Bununla birlikte kemik erimesi var mı? Cinsiyet çok önemli. Erkek mi bayan mı? Bu çok önemli. Ee, tabii rahatsızlığımızın hangi düzeyinde, hangi evresinde olduğumuz çok önemli. Ee, tabii başlangıç düzeyinde birisi çok daha kısa sürede iyileşirken, ileri safhada birisi tabii daha uzun sürede iyileşiyor. Ee, akut ve kronik olup olmaması da çok önemli. Yani bize başvurma tarihleri de çok önemli. Ee, i̇lk 3 aydan önce e, kronik evreye girmemiş oluyor danışanlar. Ee, bu 3 aydan sonra kronik evrede olacağı için, bu iyileşme süresini uzatıyor. E tabii bununla birlikte beslenme, uyku, stres düzeyi, e, kemik erimesi düzeyi, yani bunlar bizim için e, iyileşmeyi etkileyen faktörlerdendir. Anladım. Peki Milas'ta fizyoterapi hastaları en çok hangi e, rahatsızlıkla şikayetle geliyor? E, Minas'ta Milas'ta daha çok biz omurga rahatsızlıklarını görüyoruz. Daha doğrusu aslında günümüz sorunlarından kaynaklı birçok e, yerde de görülebileceği gibi hareketsiz yaşamlarımızdan kaynaklı, e, egzersiz hayatımızdan epey bir azalttığımızdan dolayı omurga problemleri e, daha fazla geliyor. Bel, boyun fıtığı, işte kanal daralmaları, kireçlenmeler, e, skolyoz. Bunun gibi problemler daha fazla geliyor ama bunun yanında e, omuzdaki problemlerden dolayı da e, gelenler çok kişi oluyor. Diz ve kalça problemleri, diğer eklemlerle alakalı çok kişi gelen oluyor. Sporcularla çalıştığımız için sporcu sakatlıklarıyla da çok fazla ilgileniyoruz. Ama en birincisini sorarsanız omurga problemleri. Bize kısaca fizyoterapiyi tanımladığınız için ve bilgi verdiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Ağustos ile sağlık programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere.